Herkese merhaba. Bugünkü Köpekpedia video konumuz Scottish Fold kedi ırkı. Scottish Fold kedi ırkının kucağımızdaki kedilerden de gördüğünüz gibi temel özelliği kulaklarının aşağı doğru kıvrık olmasıdır. Bu nedenle halk arasında bu kedilere kırık kulaklı kediler denmektedir. Kedi federasyonları tarafından da ya da bu işi profesyonel yapanlardan tarafında Scottish Fold olarak adlandırılmaktadır. Bu kulakların kırık olmasının nedeni bir genetik mutasyondan kaynaklanıyor. Bunu ilk fark eden İskoç bir çiftçi olan Williams adında bir kişi 1961 yılında bakıyor ahırda bir tane fare avcısı olarak kullandıkları kedilerden birinin kulakları kırık ve bu kediyi de sahipleniyor. Bu komşusunun kedisi aslında. Daha sonra bu kedinin yavruları, doğan yavrularından Scottish Fold'ların devamı sağlanıyor. Tabi o ilk kedi de hem uzun tüy hem kısa tüy geni de birlikte olduğu için Scottish Fold'lar da uzun tüylüler, kısa tüylüler olabilir. Kedilerde aklınıza gelecek her renk olabilir. Buna beyaz da dahildir Scottish Fold'larda. Ya da işte gördüğünüz gibi büyük olan kedimiz Blue Point olarak geçiyor. İşte diğer küçük olan kedimiz Golden olarak geçiyor. Tekire kadar aklınıza gelecek her renk bu kedi ırkında mevcuttur. Bu kedilerin temel sahiplenme nedenleri aslında insanlarla yaşama çok uygun kediler. Çok fazla aşırı derecede sağa sola zıplayan kediler değil, sahiplerine çok bağlı kediler. Sahipleriyle beraber olmayı çok seviyorlar. Onların yanlarında olmak her zaman hoşlarına gidiyor. Onlarla konuşmayı çok seven kediler. Sizi eve geldiğinizde sizi mutlaka kapıda konuşarak karşılar. Bu da insanları çok mutlu eder. Ya da siz televizyon seyrederken yakınınızdaki bir yere yatar ya da sizin yanınıza gelip iyice sokulur. Tabii böyle oldukları için de insanlar bu kedilere çok fazla rağbet gösterdiler. Esas bu kediler 1968 yılından sonra, 1961'de ilk fark edildi. 1968'den sonra da dünyanın en popüler kedi ırkları haline geldiler. Scottish Fold kedi sahiplenirken dikkat edeceğiniz konu şu, bu bir genetik mutasyon olduğu için öncelikle üreticinin doğru bir üreticisi olması gerekiyor ya da yetiştiren kişinin. Şimdi Scottish Fold'lar, erkek ve dişi Scottish Fold olmaz eşleştirmede. Bir tanesinden bir tanesi mutlaka dik kulaklı olması gerekiyor. Bu da Scottish Straight olabilir, British olabilir. Dik kulaklı bir kediyle Fold çiftleştirilmesi bu genetik mutasyondan dolayı doğacak rahatsızlıkları engelleyecektir. Burada yavruların bir kısmı kırık kulaklı, bir kısmı dik kulaklı olacaktır. Bunun oranı da hangi taraf ebeveynlerden yeni baskın ise ona göre belirlenebilir. Yani ikisi dik kulak, ikisi dört yavru var diyelim, ikisi dik kulak, ikisi kırık kulak olacak diye bir şey yok. Hiç de olmayabilir, hepsi de kırık kulaklı olabilir. Bu sadece doğanın o zamanki işine bağlı olarak değişecek. Şimdi kedilerin dayanıklılığı oldukça iyi, bakımları kolay, insanlarla ilişkileri çok iyi, çocuklarla iyi, diğer evcil hayvanlarla iyi olduğu için insanlar tarafından çok fazla tercih edilen kedi ırkı ve kulaklarından dolayı da ayrı bir görünüm kattığı için, güzellik teşkil ettiği için de birçok kişi bu kedilerden sahiplenmek istiyorlar. Kedi alırken tüm kedilerde olduğu gibi karaktere dikkat edeceksiniz sahiplenirken. Yani bu ne? Çok korkan bir yavru yerine daha sizi ilişkiye ilk gördüğünde girmeye çalışan ya da çok fazla kaçmayan yavruyu tercih etmeniz lazım. Scottish Fold kedilerde bakım olarak dikkat edeceğiniz konu kedinizi haftada iki kere taramanız yeterli. Doğru mamayla da beslerseniz kedinizi tüy dökme oranını çok düşürürsünüz. Artı, kedinize mutlaka iki günde bir yaş mama vermeniz gerekir. Bunun nedeni kendini temizlerken, yalarken yuttuğu tüyleri dışkıyla çıkarabilmesi içindir.
Eğer bunu yapmazsanız kusarak çıkaracaktır. Bu da ortamda birazcık pislenmesine neden olacaktır. Bunun dışında veteriner masrafları çok fazla yok bu kedilerin. Aşıya getirmeniz yeterli olacaktır. Bir de iki haftada bir kulakları kapalı olduğu için içinde biriken kirleri temizlemeniz, bu işte insanların kulaklarını temizledikleri çubuklar var. Bunları kullanabilirsiniz. Onu da temizlemeniz doğru olacaktır. Bunun dışında da yapmanız gereken bir şey yoktur. Scottish Fold kedinizi ilk sahiplendiğinizde yavrunuzu tüm kedilerde olduğu gibi ilk önce ortamını yadırgayacak, birkaç gün kaçacak, hatta yemek yemeyecek, su içmeyecektir. Bu sizi korkutan bir durum olmasın. Bu küçük büyük tüm kedilerin verdiği tepki. Çünkü kediler ortamlarına çok bağlı kediler. Ortamları değiştirdiği zaman alışıncaya kadar çok tedirgin oluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kediler. Çok cana yakın kediler. Kucakta dururken gördüğünüz gibi bir sorun çıkarmıyorlar, sıkılmıyorlar. Yani rahat rahat sevebiliyorsunuz. Size yakın kediler. Ve önemli olan evcil hayvanınızın da size yakın olması. Bu şekilde bizi ruhen çok mutlu ediyorlar. Yoksa bize şu dönemlerde bizi mutlu etmek dışında, ruhumuzu güzelleştirmek dışında farklı bir faydaları olmuyor. Çünkü artık fare avı için kullanmıyoruz kedileri. Evimizde bakıyoruz. Bir de hangi kedi ırkını beslerseniz besleyin, Scottish Fold dahil, kediler mutlaka eğer apartmanda besliyorsanız ve yüksek kattaysa korumasız, kapalı olmayan balkonlara çıkardığınızda bir kuş görür ya da başka bir şey görürse mutlaka aşağı atlamak isteyecektir. O yüzden de bunun önlemini alın. Bunun için de kediler için kullanılan balkon fileleri var ya da balkona hiç çıkarmayın. Bu kedilerin ilginç oturuş şekilleri vardır. Hani böyle karikatürlerde olur, geri yaslanıp yayılmış, bacaklarını açmış şekilde oturan insanlar o şekilde oturabilen kedilerdir. Ayrıca bu kediler böyle çok dikkatlerini çeken ya da merak ettikleri bir şey olduğu zaman önünde de bir engel varsa mutlaka iki ayağın üzerine kalkıp bu Afrika'da yaşayan mirkatlar var. Küçük işte fare kökeninden gelen. Onlar gibi iki ayağın üzerine kalkıp çevre gözetlerler önünde engel varsa ya da daha uzağa görebilmek için bu davranışları da bu kedilerde görebilirsiniz. İnternete bakarsanız bunun fotoğrafları vardır. Bu şekilde de çok komik olurlar. Çok ilginç kedilerdir. Eğer bir kedi sahiplenmek istiyorsanız Scottish Fold kediler sizin için çok uygun olacaktır. Bir evcil hayvanın size gösterebileceği tüm sevgiyi göstereceklerdir. Videomuz bu kadar. Scottish Fold besleyen veya da sahibi olan kişiler varsa lütfen yorumlar bölümüne yazsınlar. Bu şekilde tüm kullanıcılarımız sahiplenebilirler bu bilgileri, öğrenebilirler. Bizim kanalımız zaten biliyorsunuz bir paylaşım kanalı, bilgi paylaşım. Bize de çok yararınız olacaktır. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.